Merhaba arkadaşlar, bu başarı hikayesinde Halil Hacı Hasan'la beraberiz. Halil, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı 2019 yerleştirme sonuçlarına göre. Halil hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle Halil'in OBP'sini net derecesinde paylaşmak istiyorum. Halil, Soma Fen Lisesi'nden mezun. Sayısalda 7170. oldu yerleştirmede. OBP'si 92,27. TYT netleri 98.75 toplam neti var arkadaşımızın. Türkçeden 31.75, sosyalden 18.75, 33 matematik, 15.25 fen yapmış. AYT'de 34.5 matematik, 14 fizik, 13 kimya, hiç yanlış yapmamış bunlarda maşallah. Biyolojide 8.25. Kınıyorum seni Halil, biyolojide 8.25 yaptın. Hiç biyoloji yaparak tıp yazdım. Ya o çok şey değil yani. Önemli değil bence. Öncelikle teşekkür ediyorum. Başarı hikayeni bizimle paylaşmayı kabul ettiğin için, Soma'dan kalkıp buralara geldiğin için gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdi tabii ki ilk başlayacağımız nokta şu Halil. Ne zaman çalışmaya başladın? Hocam benim 9 boştu. 9'da yani bilgisayar öğrendim genelde. 10'da öyleydi hatta. Benim 2 senede çalışmıyordum. 10'da daha az bilgisayar öğrendim. Aynen. 10'da biraz daha azaltmıştım. Sonra 10'un sonuna doğru baktım bu işler böyle gitmeyecek. Biraz çalışmam lazım. Çünkü ders de dinlemiyordum yani. Ders dinleme de yoktu. Sınav çalışma da yoktu. Tamamen boş bir hayat geçirmişim dedim. Sınavın altında. Sonra biraz çalışmaya başladım. Azar azar şöyle 10'dan 11'e geçerken yaz tatilinde. Biraz böyle matematiğe yöneldim. Türkçe'ye yöneldim. Fen'e baktım biraz. Ama tabii yani çok bakmadım. Öyle az çok az baktım. Son okul denemeye girmiştik 11 başında. Bu 10. sınıf konularını içeren. Onda da böyle tam bildiğim yerlerden gelmem 4. olmuştum. Bu benim için devasa bir şeydi. Ondayken falan ben ilk 50'ye girememiş bir insandım. 50'ye giremedi 92 içinde. Bu bende bir şey uyandırdı. Sonra başladım çalışmaya. 11'deyken hem ben 11 konu hakkında çalıştım hem de aynı zamanda YGS konularına baktım. Sonra başladım, sonra bırakmadım hiç. Yani hem 11'de hem 11'i yaptım diyorsun. Hem de TYT konularını hallettim diyorsun. Aynen. Yazın ne yaptın 11'in yazında? 11'in yazında birkaç tane 10'da konu kalmıştı. Kimyasal denge konusu kalmıştı kimyada. Biyolojiden birkaç tane konum vardı. Onlara yöneldim ilk başta. Onları bitirmek isterim tamam. Biraz TYT'ye falan da baktım. Sonra Ağustos ayından sonra da 12'ye bakmaya başladım ben. Ağustos'tan sonra 12'ye bakmaya başladım. Peki nasıl ders çalışıyorsun Halil? Mesela Ağustos ayında çalışmaya başladığında 12'ye. Bir günün nasıl geçiyordu arkadaşlar? Israrla sordu. İlk başta konu çalışıyordum. Ben özel ders alıyordum. Dershaneye gitmiyordum. Özel derste işte öğretmen anlatıyordu. Sonra onu tekrar ediyordum. Sonra YouTube'dan da bakıyordum. Yani konu anlatım kitaplarından bakıyordum. Bir tarıyordum sonra. Sonra ufak ufak alıştırmadır. İşte testlerde onlara başlıyordum. Onlardan sonra işte soruları yapamadık sonra bakıyordum. Beni yani onlar çok güzel şeyler öğretiyor. Yapamadık sorular. Yapamadığınız sorularla uğraşıyordun değil mi? Bayağı uğraşıyordum. Yani hep bunu söylüyoruz. İşte bu yapamadığınız sorunun hemen açık çözümüne bakmak yerine onunla biraz boğuşmak lazım. Çünkü soruyu yapamıyorsan bir sürü yanlış yol deniyorsun. Doğru mu? Bir de ben zor kaynaklardan gittim genelde. Zor kaynaklar bana çok şey öğretti. Fizikte mesela fullerenin fiziği ben kara açıdan çok kullandım. Kara açının 14'lü fasikülü var biliyorsunuzdur. Evet. O mesela çok zordu ama çok şey öğretti. Onu falan çok kullandım. Zorlanmıştım bayağı. Onu ben 11. sonunda başladım çözmeye. Bittiğinde 12. sınıfın Aralık ayı falandı. O kadar uzun sürdü. O kadar uzun sürdü evet. Peki hazır kaynaklardan konuşurken madem fizikten kara açıcıyla öneriyorsun. Aynen. Kimyadan Karakök öneririm. Karakök'ün bir tane kitabı vardı. Hangisinde? Soru Bankası. Kimya Karakök. Kimya. Aynen. O da zordur. İşte soru da çoktur. Ama yani kimya için her şeyi öğretir. Onu bayağı zorlanmış. Tamam bitirince bayağı şey öğrenmiş. Bayağı güzel yapmış. Kimyayı da fırlamış arkadaşımız. Yani kaynaklar böyle. Biyolojiden? Biyolojide parmak çözmüştüm. Birkaç tane daha çözmüştüm. Biyolojiye neden olmamış derseniz. Biyolojide ben 9-10 boştu. Mesela hoca 11'deyken solunumu anlatıyordu. Difüzyon diyordu. Ben difüzyonu tam böyle duraksıyordum. Difüzyon hep deyince. Hep söylediğimiz. Onu muhakkak 9-10'lar izliyorsa erkeğin muhakkak ders dinlesin en azından. Yani çalışmakta, çalışmaya aynen. Geçtim. Aynen. Derste gerçekten anlamıyordu. Biz onu yapmadık. Benim en büyük hatam oydu. Aynen. O zaman matematik, bilinç yoktu. Matematik için ne söylersin Halil? Matematikte acil yerlerin çok faydasını gördüm. YouTube'dan çok faydalandım ve soru çözümleri. Arkadaşlar falan çok soru çözüyorduk. Aynen. Onlar çok faydasını gördüm. Peki şöyle sorayım sana. Deneme çözmenin yararı hakkında ne söylersin? Ne sıklıkla çözülmeli? Ne zaman başlanmalı? Ne yapılmalı? Ben ne yapmıştım kendim? Benim kendi konularım eksikti. 12 konuları bitince ben azar azar başlamıştım. Aralık ayları gibinde. Aralık'ta? Aralık'ta azar azar başlamıştım. Okulu deneyden takip ediyordum. TYT'de zaten
Konu eksik kalmayan ben hiç çözmeyeli değil. Konu eksik kalmayanlar. Seninle ne zaman görüştük? Hangi ay görüşmüştük? Aralık ayında. Aralık ayında. Şimdi konular bittiği zaman Halil beni aradı. Aralık'ta dedi ki benim konularım bitti. Ben böyle kaldım. Ama peki sonucundan memnun musun? Sanki bir şeyleri kaçırmış gibi. Evet, onu hissediyorum. Aynen. Yani, memnun değilim. Hedefime getirtti. Yani sınav benim AYT sınavım kötü geçti. Sınavım kötü geçti. Tam onu yönetemedim yani. Benim bir katam da oydu. Hayır, bir anlatır mısın bize mesela? Sen TYT'den başlayarak sınav anlatır. Tamamdır. TYT'de bir şey, TYT'ye ben çok iyi girdim. TYT yani pozitiftim, enerjiktim, ailem gitti zaten iki günde. Yani iyi girdik. Aktı gitti. 15 dakika bile arttırdım ben TYT'de. Geri döndüm ama dikkatsiz yine gittim gitti yani. Gitti, çok zor kaybettim. Bayağı. Yani çünkü hani ben Ali biraz biliyorum. O dönemde konuştuğumuzda da biliyorum. Hani bu netler. En çok benim budur yani. Evet yani Halil'in neti değil. Yani o sınavda biraz fazla uçmuşsun yani böyle hani hızlı giderken. Evet olsun ama yani sonuçta bence geldiğin yer de çok güzel bir yer, onu söyleyeyim. Ben biliyorum yani Katip Çelebi de bir orada öğrencilerim de var. Çok güzel bir tıp fakültesi. Peki TYT öyle, TYT'den çıktığın gün mesela ne hissettin? Yani en büyük hatam benim çıktıktan sonra sınava bakmak oldu. Bakmayacaksınız arkadaşlar. Ona baktım, onu da yapmasınlar yani muhakkak yapmasınlar. Tamam ben çok yanlışım fark etmemiştim. Ben yanlış sorumu hiç görmedim bile. Böyle doğru gelmiş. Dedim benim sınavım iyiymiş. AYT'ye ben çok pozitif girdim. O da iyi değil. Çok pozitiflik de iyi değil. Başta insan çok rahatlıyor. Böyle sanki hiç sınav yokmuş gibi psikolojiye girdim. fizik benim zaten iyiydi. Fizik genelde bu şekilde geldi. Kimya bölümü hep böyle zorlanırdım. Matematik hiç benim 30.5 gelmedi yani. 30 ilk defa geldi. Genelde 37.5-38.5 falan gelirdi. Yani aynen. İlk başta fizikten başladım. Fizik geçti. Fizik zor geldi biraz böyle. Kimyaya geçti. O da zor geldi. Yani ne varsa bana zor geldi. Amiral gemisi fizik miydi? Bildin yani fizik hiç beklemedim geldi. Sonra aynen. Ben bir de fenden başlıyordum. İlk fenden başladığım için yani akmadı. Ben benim bir saat bittiğinde benim daha 22 soru çözmüştüm ben. Benim için bu çok kötü bir şeydi. Ben geldim 1,5 saatte bitirdim AYT. AYT'de böyle çıktın ama beklediğinden de iyi geldi o zaman yani o kadar kötü bekliyordum. Yani tam işte 69-75 geldi. Ne istediğim gibi ne istemediğim gibi ortalama bir şey geldi. Yok bence güzel gelmiş yani Katip Çelebi tıpta olmuş. Hani güzel bir tıp fakültesi, yeni bir tıp fakültesi olmasına rağmen bayağı ben beğeniyorum yani giderek gelişiyor, güzelleşiyor. Peki şimdi bu süreç çok uzun bir süreç. Sen de söylüyorsun işte. Yani önce diyorsun 11. sınıfın yazında bitirdim 11 konularından eksiklerimi kapattım. TYT biraz baktım. Ondan sonra diyorsun Ağustos gibi 12 konuları çalışmaya başladım. Şimdi bu süreci yönetmek biraz sıkıntı yani bu olayı nasıl hallettin? Yani psikolojik boyutu da var yani akademik değil sadece. Hani konu çalışıyorsun, soru çözüyorsun eyvallah da. Mesela şöyle olmadı mı hiç ya yeter ben bıktım, yoruldum. İşte başarı ki bence bu yüzden iyi oluyor. Mesela başarı genelde rahat insanlar geliyor, adam kazanmış. Mesela geçen sene siz negatif çok çekmiştiniz. Evet. Ben negatif psikiyordum yani o tayfa, o ikizler vardı mesela. Onlar mesela kaç kez izledim kim bilir yani. O diyorsun ki bak seneye sen de böyle olacaksın. Mesela ben yakın olduğum için izine çok geldim gittim izine. İşte bakıyordum bak seni burada olabilirsin, çalışman lazım. Buraya bir gidiyordum ben bir gaz gelip eve koşup bir ders çalışıyordum. Ben kendime öyle bir çözüm bulmuştum. Öyle bir motivasyon kaynağı vardı. Aynen. Yani gidecekler ota baksınlar bence. Yani ne istiyor onu bir bilsin. İşte ODTÜ'de Bilkent'te hiç fark etmez. Ben seni burada olacağım. Hayır ben diyorum kendime. Hedef koy. Seneye ben burada olmak istiyorsam çalışman lazım. Sen sınavı geçtiğini öğrendim kendime. Ben şu an bu sınavda milyoncu olabilirim, birinci de olabilirim. Şu an ben eğer bunu yaparsam yapmışım dedim. Öyle girdim. Yapmışım. Peki arkadaşlarına mesela hani yapmaları ve yapmamaları gereken daha doğrusu hani öyle demeyeyim dedim. Ha şunu yapmasaydım iyi olurdu ya da şunu keşke yapsaydım dediğim bir şey var mı? Yani denemeleri bir çok şey takmışsın da. Çalışmalar. Denemeleri ben çok takıyordum. Yani mesela kötü gelince sınav öyle olmuyor ya da iyi gelince birinci olmuyorsun Türkiye'de. Çok kötü gelince de mevzuna kalmıyorsun yani. Denemeler sadece adı üstünde diyordun zaten. Deneme ya. Deneme yani. Kendimizi deniyoruz ya. Öyle ona çok bakmıştım. Başka hatalar çok önemli. Ben ona çok bakmıştım hatalarıma. Yanlışlar kazanıyor diyordunuz siz de. Evet. Onlar çok önemsemiştim. Sen yani. Bayağı dinlemişsin yalnız ha. Dinledim hocam. Ben sizin takip etmenizim. Ben ondan oraya geçerken başlamıştım sizi takip etmeye. Orada hatta ilk bir öğrenciniz vardı YouTube kazanan. Bir kafada çekmiştiniz. Evet. Batuhan'da galiba. Batuhan. Onunla başlamıştım. Ben size o videoyu izlemiştim. Ya Ege tıpı gördün ha. Aynen. Ya da pek okul falan o zaman okul falan bilmiyorsun belki. Daha sadece tıp olsun. Tıp olsun. Anladım. Batuhan'da 3 oldu şimdi değil mi? 1, 2, 3. Aynen. Sınıf oldu tabi. Gayet iyi gidiyor da iyi çalışıyor. Buradan da selam olsun Batuhan'a. Bak Batuhan nereye geldin görüyorsun. Teşekkür ediyorum. Onlar çok gerçekten vefalı öğrenciler. Peki bu sınav sürecinde
hani zorlandığın konular nelerdi ya da zorlandığın olaylar diyeyim. Hani konu değil de olay olarak düşünüyorum. Zorlandığım olaylar, işte bazen insan çalışmak istemiyor ama çalışmak zorundasın. O çıkmaz çok kötü bence. Yapasın hiçbir şey gelmiyor ama yapmazsan böyle insan elenecek gibi çünkü. Ama böyle şey yok şimdi yani hani şöyle bir şey yok. Yani insan her zaman hayatta istediği şeyleri yapmaz. Bir de yapmak zorunda olduğun şeyler var yani. İşte bu ders çalışmak da hani her zaman çok sevimli bir şey değil. Ders çalışmak da yapmak, çalışmak zorundasın. Nasıl peki kendini oraya? Sadece bu Ege tıp motivasyonu muydu seni oraya oturtan yani? Ya ben tıp istiyordum işte. Mesela ara verince YouTube izlemiyordum. Bu şeyler falan vardı. İşte doktorlar, röportajlar falan onları izliyordum. İnternette yazıyordum ben doktor olarak. Doktor Dodo'yu izliyordum. Yani öyle falan baktım onlara güzeldi. Samimi konuşuyordu. Dodo ben seviyorum. Ben samimi konuşuyordu. Ben Dodo'yu çok seviyorum. Ben adam gerçekten. Hacettepe'de ödev veriyorlar öğrencilere. İşte öğretmenler, röportaj yapsınlar da akademisyenlerle. Onları falan izliyordum böyle. Bir tane cerrah hatta vardı. Çok iyi konuşuyordu. Ben çok izlemiştim yani. Ne güzeldi yani, ne güzel. O şekilde kendimi ben adapte etmiştim. Burada bir şeyi görüyoruz yani. Halis, seni tebrik ediyorum. Gerçekten insanın kendini bir alana kanalize etmesi çok önemli. Yani bir kanalın içindesin, kanal tıpa doğru gidiyor ve dışına kesinlikle çıkmamak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Bak orada kalmak için adam neler yaptı? İlk defa duyuyorum ben o videoyu mesela. Hani Hacettepe'de verilen ödülü. Ya arkadaşlar, insanın içinde olacak, isteyecek. İsterse oluyor. Bakın bu başarı hikayeleri, yani bunun örnekleriyle dolu. Mutlaka bunu bir şekilde alabiliyoruz, getirebiliyoruz. Peki, arkadaşlarına ne önermek istersin? 2020'ye çalışanlar evet. Yani şöyle öneririm, ben kategori kategori önereyim. Mesela şu an konuları bitmişler varsa ki, bunlar bence bir an önce denemeye başlasınlar dedim. Soru banklarından biraz kurtulsunlar böyle. Ben de öyle yapmıştım, konularına yakın böyle soru banklarını bırakmaya başlamıştım. Denemeye başladım, branş denemeye tabii ki de. Ama bir şey söyleyeceğim, soru bankası bitirdin değil mi her derste? Tabii tabii, yani, tabii tabii. Yani bitirdim. Bu önemli şimdi, öyle deyince. Mesela bitirdim. Şöyle sorular geliyor kanalda çok yani saçma saçma diyor. Hocam soru bankasıyla mı ilerlemek mantıklı, denemeyle mi? Ya, bu ne oğlum? Ya birini seçmek zorunda mıyız? İkisini de kullanacağız biz. Bunlar tabii, basamak bence. Hepi topu 3 tane silah var elimizde yani. Niye birini seçiyoruz? Ya soru bankasıyla biraz ilerleyeceğiz. Ondan sonra bittiği anda denemeleri alalım. Öyle bir an gelecek ki soru bankası artık böyle şey çerez gelmeye başlayacak. Aynen. Zevk vermeyecek yani çözmek için. Sonra işte o deneme geçme anı. Ben kendim öyle yapmıştım. Aynen. Ondan sonra deneme geçmiştim. Yani şu an konuları daha duranlar varsa onlar konularında tabii, tabii, şey yapsınlar. Tabii çalışmak lazım. Daha çok erken yani. 9-10'u boşu varsa onlar yani bir an önce çalışsınlar. Çalışıyorlar. Temmuz'un 1'inde başladı kanaldaki büyük bir kitle. Mezunlar işte Ağustos 15 gibi başlayacaklar. Tabii bir de Eylül'de başlayanlar olacak. Yani bu kanalda göre. Hocam ben yeni geldim diyenler. Tabii onların biraz daha yani fazla çalışması gerekecek. Fazla efor sarf etmesi gerekecek. Çünkü gideceğimiz yer aynı. Ya bir 3 yıldır çalışan var, bir 4 yıldır çalışan var, bir 2 yıldır çalışan var, bir yıldır çalışan var. Ama gideceğimiz yer aynı. Kimin daha hızlı, daha çabuk gideceğini bu süreç içerisinde yapacakları doğru hareketler karar veriyor. O belirleyici oluyor daha doğrusu. Peki, hani çok sormuyorum ben bu soruyu ama arkadaşların yine yazmışlar. Uykuyla ilgili bir sorun oldu mu? Hani? Uykuyla hocam ben yanlış yapmıştım, o yanlış söyleyeyim yapmasınlar. Ben Aralık, Kasım'dan itibaren, Kasım'dan Şubat'a kadar günde 6 saat uyudum. Bu bence bir yanlıştı. O zaman böyle saat 10'da yatıyordum, gece 4'te kalkıyordum, o kadar ders çalışıyordum. Yani insan tamam çalış, hoşuna gidiyor bugün, her çok çalıştın diyorsun, mutlu oluyorsun, geçesin diyorsun ama verim yok. Verim yok tabii. O an göremiyorsun. Yani sınavdan sonra insan şunu fark ediyor, yani senin işine kadar görebiliyorsun. Mesela ben şu an kendimi görebiliyorum. Şu an sınav geçmiş, artık daha görebiliyorum. Sınav senesinde insan kendini böyle çok mükemmel şey yapıyormuş gibi görüyor. Aynen. Kendim ben her şeyi doğru yapmıyorum sanıyordum, öyle değilim işte. Yani onu yapmasınlar. Ben sonra fark ettim onu, Şubat'tan sonra günde 7 saate çıkarttım. En az 7 saat yapıyordum ondan sonra. Her zaman Mayıs geldiğinden sonra 8 yapmıştım. Artık benim konulardan hiçbir şey kalmamıştı. Deneme çözüyordum. Ben yakında, sınava yakında bayağı arttım, denetlerimi de atmıştım. İyi yerdeydim. Evet, i̇yi, sonra... iyi, çok güzel. Yani arkadaşlar, uyku vücudun ihtiyacı olan çok önemli bir. Yani yemek gibi. Susuz ne kadar yaşayabilirsiniz? Ya da susuz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Uyku da böyle bir şeydir. Yani uykuyu azaltabilirsiniz ama çok azaltma şansınız yok. Yani her bünyenin ihtiyacı olan minimum bir uyku saati vardır. Bunu vermediğiniz zaman, yani bırakın okuduğunuzu anlamayı ya da çalıştıklarınızın sizin olmasını, hiçbir işiniz doğru. Hayattan zevk alıyorsunuz. Yani. O gidiyor yani. Psikolojik olarak da kötü duruma düşüyorsunuz. Evet. Halil çok teşekkür ederim. Başarı hikayemizle paylaştığın için. Yani İzmir'de olduğu için Halil'le çok sık görüşme şansımız da olacak inşallah. İnşallah hocam. Her zaman beklerim. Sirkadyen'de de beraberiz. Evet hocam. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.